rüzgar erozyonu. Erozyon, yüzyıllardan beri insanlığı tehdit etmiş, birçok uygarlığın sönmesine ve büyük göçlere neden olmuş önemli bir sorun. Ülkemiz toprakları uzun yıllar boyunca aşırı derecede ve hatalı bir şekilde kullanıldığından yorulmuş durumda. Rüzgar erozyonu toprakların oluştukları yerlerden rüzgarın etkisi ve kuvvetiyle aşınarak sıçrama, yüzeyde sürüklenme ve havada uçma hareketleriyle bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Yıllık yağışların mevsimlere göre dağılımı düzensiz olan, genellikle kurak ve yarı kurak iklim kuşaklarında, arazi yüzeyinin kuru ve bitki örtüsünden yoksun bulunduğu çıplak sahalarda, anızı bozulmuş hububat tarlalarıyla düz ve eğimli arazilerde etkisini gösterir. Rüzgarın etkisi buharlaşmayı hızlandırdığından toprak nemi azalır. Topraktaki nem azalınca bitki büyümesi yavaşlar. Taşınan kum ve toprak parçaları dere ve nehir yataklarını doldurarak su taşkınlarına, kanalların tıkanmasına, köprülerin yıkılmasına, ayrıca demir yolu ve karayollarının üzerinde birikerek yolların kapanmasına, ulaşımın aksamasına neden olur. Rüzgarın etkisiyle üzerinde tarım yapılan verimli topraklar taşınarak tarladan uzaklaşır, bunun sonucu üretim ve ürün miktarı azalır, ayrıca rüzgar etkisiyle dağ ve tepe gibi yerlerden taşınan kum ve verimsiz topraklar verimli tarım topraklarının üzerini örter. Rüzgar erozyonunun fazla olduğu bölgelerde toz ve kum fırtınalarından kaynaklanan solunum yolu hastalıkları da ortaya çıkar. Unutulmamalıdır ki, erozyonun başlamasına engel olmak durdurulmasından daha kolaydır. Bu nedenle kültürel tedbirler erozyon başlamadan önce alınmalıdır. Değerli üreticilerimiz, rüzgar erozyonunun önlenmesi için almamız gereken önlemlere gelince. Öncelikle ekim nöbeti uygulamak, rüzgar erozyonunu önlemede oldukça önemlidir. Yurdumuzda toprak, iklim ve bitki ilişkileri göz önüne alınarak iyi bir ekim nöbeti uygulanmadığında, toprakların yapı ve su tutma kapasitesinin bozularak verim gücünün düşeceği de unutulmamalıdır. Uygulanacak ekim nöbeti şeritler halinde yapılmalı ve bitki sıralaması erozyona neden olan rüzgarların yönüne göre dik olmalıdır. Ekim nöbetine alınacak ürünler, o yöreye adapte olmuş çeşitlerden, toprağın bütün katmanlarından yararlanan ve toprakta kümeli bir yapı oluşumuna hizmet eden ürünlerden seçilmelidir. Yıllık yağışı 300 mm'den fazla olan yörelerde nadasın terk edilerek buğday, kırmızı mercimek ekim nöbeti uygulanmalıdır. Değerli üreticilerimiz, rüzgar erozyonunu engellemek için başka bir yöntemse anızlı malçlı tarım uygulamasıdır. Anızlı malçlı tarım uygulaması, toprak verimliliğini sürdürebilmek amacıyla ekim işleminden sonra toprak yüzeyinin en az %30'unun bitki artıklarıyla kaplandığı ve toprak işleme alet ve makinelerinin daha az kullanıldığı bir yöntemdir. Bu yöntemde anız yakmak söz konusu değildir. Tarla yüzeyindeki anız, toprak işleme alet ve makineleriyle toprağa karıştırılır veya yüzeyde bırakılarak doğrudan anıza ekim yapılır. Rüzgar erozyonunun ciddi olduğu geniş ve düz arazilerde uygulanır. Hasattan sonra her türlü bitki artığının tarlada bırakılması rüzgar erozyonuna karşı etkili yöntemdir. Koruyucu örtü bitkileri tesis etmek de alınabilecek bir başka önlemdir.
Hububat, mera, yem bitkileri ve yonca gibi sık yetişen bitkiler, çapa bitkilerine göre toprağı korumakta daha etkili olurlar. İyi bir gelişme gösteren çayır bitkileri, civar arazilerden taşınan toprak parçacıklarının tutulmasını da sağlar. Çapa bitkilerinin koruyucu etkisini artırmak için bitki sıraları hakim rüzgar yönüne dik getirilmelidir. Değerli üreticilerimiz, bildiğiniz gibi toprak ve bitki analizlerine dayalı gübreleme ile daha iyi bir bitki gelişimi sağlanır. İyi gelişmiş bitkiler bol ürün verdikleri gibi toprağı rüzgar erozyonuna karşı koruyan iyi bir örtü meydana getirirler. Gübreler toprağın hem üretkenliğini yükseltir hem de erozyona karşı dirençli kılar. Toprakta kümeleşmeyi artırmanın en iyi yolu organik madde miktarını artırmaktır. Bunu sağlamak için toprağı çiftlik gübresiyle gübrelemek veya yeşil gübreleme yapmak gerekir. Rüzgar erozyonu, toprak yüzünde taşınabilecek gevşek materyal bulunduğu sürece meydana gelir. Bu nedenle toprak işlemede doğru aletlerin kullanılması önemlidir. Rüzgar erozyonunun kontrolü için yapılan birinci ve ikinci toprak işlemenin amacı, toprak yüzeyini mümkün olduğu kadar pürüzlü ve kesekli bir duruma getirmektir. Bu amaçla yağışlardan hemen sonra tarlalar sürülerek iri kesekli bir yüzey meydana getirilebilir. Bu işlem rüzgar yönüne dik durumda çiziler, karıkçıklar meydana gelecek şekilde yapılacak olursa çok daha etkili bir sonuç alınabilir. Arazi nadasa bırakıldığında toprağı alttan işleyen aletler kullanılarak yapılacak anız bozmayla bitki artıklarının büyük kısmının toprak yüzeyinde bırakılması gerekir. Rüzgar erozyonuna karşı alınacak bir başka etkili önlem olan şeritsel ekim sistemi, rüzgara farklı direnç gösteren bitkilerin birbirini izleyen şeritler halinde yetiştirildiği bir yöntemdir. Kuru ve sulu tarım şartlarında uygulanabilen bu yöntemde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, sürüm ve ekimi hakim rüzgar yönüne dik şeritler halinde uygulamaktır. Bu yöntemle erozyona daha hassas olan çapa bitkileri arasına hububat ve yem bitkileri gibi sık yetişen bitkiler şeritsel olarak yetiştirilebilir. Böylece çapa bitkilerince nispeten açıkta bırakılan ve devamlı işlenerek erozyona maruz kalan toprakların korunması sağlanır. Erozyonun önlenmesinde mera ıslahı ve kontrollü otlatma yapılmasının da önemli bir etkisi vardır. Mera ıslahı ülkemizin en büyük sorunlarından biridir. Mera ıslahında seçilecek bitkiler yöreye adapte olabilmelidir. Karışımda baklagil ve buğdaygillere de yer verilmelidir. Meralar gübrelenmelidir. Çayır ve meralarda aşırı otlatma yapılmamalıdır. Uygun otlatma konusunda yarısını al, yarısını bırak prensibine uyulmalıdır. İlkbaharın çok erken aylarından sonbahar donlarına kadar ve sabahın erken saatlerinden günün geç vakitlerine kadar yaptırılan aşırı otlatmalar sonucunda çayır ve mera bitki örtüsü kısa bir zamanda ortadan kalkar, bunun sonucunda da arazi erozyona uğrar. İyi mera yönteminin ilk ve en önemli uygulaması, çayır ve meralarda uygun sayıda ve türde hayvan otlatılması, nöbetleşe otlatmanın uygulanmasıdır. Değerli üreticilerimiz, koruyucu ağaç perdeler ve kumul hareketlerinin durdurulması, rüzgar kıranlar, çeşitli çit ve perdeler, rüzgar erozyonu için alınacak diğer tedbirlerdir. Esen rüzgar yönüne dik olarak konan bir engelin arkasında rüzgar hızı azalır.
rüzgar yönüne dik olarak tesis edilen ağaç perdeler benzer etki yaparak belli bir uzaklıkta rüzgarın erozyon etkisini azaltır. Bu nedenle rüzgarın geldiği yöne dik olarak yetiştirilen bitkiler ve diğer engeller bir taraftan rüzgarın hızını keserek materyalin tutulmasını sağlarken diğer taraftan esen rüzgar tarafından daha fazla toprak materyalinin kaldırılmasına da engel olurlar. İklim koşullarının uygun olduğu bölgelerde ağaç rüzgar perdeleri ve koruyucu orman şeritleri rüzgar erozyonu kontrolünde çeşitli ülkelerde uygulanan etkili yöntemlerdir. Kumul oluşmuş arazilerde ilk yapılacak iş kumul hareketinin önlenmesidir. Rüzgar kıranlarda esas amaç hareket halindeki kumulları durdurmak ve olduğu yerde tutmaktır. Bitkilendirme, erozyonun şiddeti ne olursa olsun önce otsu ve çalı formunda bitkilerle yapılmalı, sonra ağaçlandırma planlanmalıdır. Bu nedenle hızlı gelişen ve kökleriyle toprağa sarıp yeşil aksamıyla örterek erozyonu durduran otsu bitkiler seçilerek erozyonu önleme, tartışmasız en önce ele alınacak yöntem olmalıdır. Kum eksibelerinin durdurulması önce çayır örtüsü oluşturmak ve daha sonra ağaçlandırma yaparak mümkün olabilir. Değerli üreticilerimiz, tüm bu önlemler alındığında hem rüzgar erozyonunun önüne geçilebilecek hem de rüzgar erozyonu oluşmuş alanlar yeniden kazanılacaktır.